Merhaba değerli seyirciler. Merhaba, merhaba değerli izleyiciler. Merhaba Sayın Yanardağ. Merhaba hocam. Arkadaşlar bu bir kilidi takılmamış galiba. Hocam çok özür dileyerek şunu... Rica takayım. ederim. Masa yerinden oynamasın. Evet, değerli seyirciler. Bugün Perşembe ve sabahtan itibaren ki bültenlerde de izlemiş olacaksınız. Tele 1'de ve haber aldığınız diğer alanlarda. AKP iktidarının açık bir yenilgisine tanık oldu. Bu gidişin ayak sesleridir. Anayasa Mahkemesi başkanlık seçimleri yapıldı. Zühtü Aslan yeniden, yani daha önceki başkan yeniden aday oldu ki aday olmayacağı bekleniyordu. Aday olmayacağını söylemişti. Ama İrfan Fidan İstanbul Cumhuriyet Savcılığından önce Yargıtay'a atandı. 5 gün Yargıtay'da görev yaptı. 5. gününde oradan alındı. Anayasa Mahkemesi'ne gönderildi. Sonra bu İrfan Fidan Anayasa Mahkemesi başkanlığına yani e, AKP'nin e, savcısı, hukukçusu e, diyenler de var ki biz bir hukukçuya bunu yakıştıramayız. E, AKP tarafından, iktidar tarafından yeniden e, Anayasa Mahkemesine atandı. 5 gün sonra. Sadece beş gün sonra. Anayasa Mahkemesine atandı. Hiç, şeyde Yargıtay'da dosya kapağı falan açmak Yok 5 gün Hiç. hocam. 5 gün ya yani yerinize yerine bile oturmuş olamaz bu süre içinde. Yani Kendisine bir oda bile e, tahsis edilip edilmediği belli değil. Beş gün sonra Anayasa mahkemesi. Ama bu Yargıtay'ın ayıbı. Kusura bakmasın kimse. Hiç kimse kusura bakmasın. Neden hocam? E, Yargıtay seçiyor Anayasa Mahkemesi üyesi. Yani şimdi, kusura bakmasın kimse. Şimdi bakın demek ki hocam her yerde aynı şey. Ayıp ama. Evet her yerde aynı işi yapamıyorsunuz. Yani düğünde ve cenazede aynı şarkıyı söyleyemiyorsunuz. Aynı derede iki kez yıkanamıyorsunuz, aynı operasyonu iki kere gerçekleştiremiyorsunuz, her zaman milleti enayi yerine koyamıyorsunuz. Bu anlama gelir. Haklısınız. Şimdi belli ki yargıtay bu baskılara direnemedi ve beş günlük kendi en kıdemsiz üyesini, en kıdemsiz üyesini Anayasa Mahkemesine gönderdi. Çok üzüldüm ben evet. yargıtay adına evet. hakikaten çok üzüldüm yani. Anayasa Mahkemesine de benzer bir baskının yapılmış. E ee, o da olsaydı artık bırakıp ama, gideceğiz. Ama hocam sonra. benzer bir baskı yapılmış iddialara göre e, meclis başkanı Mustafa Şentop bile devreye girmiş. Devreye girmiş. E, me, e, Mustafa Şentop'un yatıştırıcı olmak üzere yani bir uzlaşma sağlamak üzere devreye girdiği belirtiliyor kulislerde ama AKP'li milletvekilleri ve saraydan bazı isimlerin Anayasa Mahkemesi Mahkemesi üyelerini arayarak e, Cumhurbaşkanının AKP'li Cumhurbaşkanının eee İrfan Fidan'ı istediğini ve İrfan Fidan'ın mahkeme başkanı seçilmesini e, ne diyelim hadi rica Uy ettiğini diyelim hadi buyurduğunu demeyelim ama uygun rica emir uygun, uygun olacağını uygun olacağını e, söylediğini belirterek hani İrfan Fidan'ın seçilmesi iyi olur herkes için iyi olur bir dendiğini belirtiyorlar. Dolayısıyla epeyce bir baskı var. Bu baskının geri teptiği anlaşılıyor. Onu siz dün söylediniz. Evet. Siz dün bunu söylediniz. Ben de o kadar üzüldüm ki yani hiç üzerinde durmadım. Ama siz dün söylediniz. Böyle bir baskı oluyor, böyle bir girişim var diye dünkü programda söylediniz. Ben hiç konduramadığım için ne Cumhurbaşkanlığı'na ne Anayasa Mahkemesi'ne hiç girmedim. Ama söylediniz. Haberi almıştınız. Ee, ben e, hocam biz e, Telebir olarak iyi haber kaynaklarına sahibiz bu. Ee, ve e, bize deyim uygunsa bürokrasiden birçok yerden haber akıyor. Evet. Ee, biraz sonra gündeme gelecek. Yani hem konsoloslukların neden kapatıldığına e, ilişkin bu bir operasyon mudur, bir provokasyon mudur yoksa Suriye bağlantılı bir gelişme midir? Bu konuda da bize çok sayıda haber akıyor. Gümrüklerde ne oluyor, ne bitiyor bu konularda bize haber akıyor. Emniyette ne oluyor, ne bitiyor haber akıyor. Adliye bürokrasisi içinde ne oluyor, ne bitiyor. Buralarda kaynaklarımız var. Ee, bunlar da böyle gizli saklı böyle hani şey değil böyle hani e, böyle e, polisiye filmlerinden ya da casus filmlerinden e, apartılmış e, onlara benzeyen ilişkiler falan değil. Açık yani şeyde e, siz haber kaynağı, sizi izleyen insanlar var, size güvenen insanlar var. Bu iktidarın artık bu ülkeye zarar verdiğini düşünen insanlar var. Bunlar yurtsever insanlar, memleketini seven insanlar ve bu ülkede artık demokratik, öngörülebilir, kurallara bağlı bir hukuk devleti olmasını isteyen insanlar var. Bu insanlar arasında tabii memurlar da var, devlet görevliler de var. Bunlar bize haber Herkes ediyor. var, yargıç bizim, var, savcı var. Bizim onlarla ilişkilerimiz var. Çünkü her birimiz, ben burada 36 yıllık, 37 yıldır gazetecilik yapan biriyim. Burada arkadaşlarımız, deneyimli arkadaşlarımız var. Ee, ve bugüne kadar birçok medya kuruluşunda görev yaptılar ve bir e, ne diyelim medyanın demokratikleşme mücadelesine de e, sadece medyanın demokratikleşme mücadelesine değil Türkiye'nin demokratikleşme mücadelesine de telebirde çalışarak üstelik de büyük fedakarlıklar karşılığında çalışarak katkıda bulunmak isteyen insanlarız biz. Dolayısıyla bize e, haber akması, insanların bizi güvenilir bulması e, son derece normal diye düşünüyorum. Şimdi Anayasa Mahkemesi'ne tekrar gelirsek, Şimdi Zühtü Aslan'ın seçilmesi, Zühtü Aslan şey değil yani e, Anayasa Mahkemesi'nin çoğunluğunun AKP yanlısı olduğu konusunda bizim bir fikrimiz var. Fakat bunlar nihayetinde yargıç. Arayıp İrfan Fidan Anayasa Mahkemesi Başkanı olacak diyorsunuz. Kıdemsiz üye. En kıdemsiz üyeler Anayasa Mahkemesi'nde yapılan oylamada oyları sayarlar. Şimdi en kıdemsiz üyenin anayasa mahkemesi başkanlığına seçilmesi için baskı yapmak demek bir vesayetçi anlayıştır. Devlete ve devletin bütün organlarına bu arada yargıya bütün olarak hakim olmak ve önümüzdeki seçimlerde muhtemel bir yenilgi halinde en yüksek itiraz verciyi ya da hak arama meclisi ya da hak ihlali konusunu soruşturacak bir mahkemeyi kontrol altına almak demektir. Bir de düşünün önümüzde HDP'nin kapatılma e, davası var. Şimdi bu davanın sonucunu da son derece belirleyecek bir gelişmeyle karşı karşıyayız. Anayasa Mahkemesi başkanlarının şöyle bir özelliği var değerli seyirciler. Eğer oylar eşit çıkarsa evet başkanın kullandığı oy çift sayılıyor. Bu çok eski kadim bir şey geleneğidir, devlet geleneğidir. Yani e, Kurumlarda tıkanmayı önlemek için ki birçok partide de, parti yönetiminde de böyledir. Başkanların ya da genel sekreterlerin, komünist partilerde ya da sosyalist partilerde genel sekreterlik kurumu vardır genel başkanlık yerine. Oyların eşit çıkması halinde genel sekreterin ya da genel başkanın, mahkemelerde ise mahkeme başkanının kullandığı oy çift sayılır. Dolayısıyla mahkeme demeyelim de e, yüksek mahkemelerde çift sayılır ceza mahkemelerinde ya da sulh ceza ya da sulh hukuk mahkemelerinde ya da asliye hukuk ya da asliye ceza mahkemelerinde böyle bir durum söz konusu değil. Onlar çoğu tek yargıçlı zaten. Şimdi durum böyle olunca heyet ağır ceza mahkemelerinde var. Orada da genellikle başkanın oyu da eşit olarak kabul edilir. Başkanın böyle bir önemi var. Şimdi bu kadar baskıya karşı peki bu ne anlama geliyor? Anayasa Mahkemesi'nin İrfan Fidan'ı değil de tekrar Zühtü Aslan'ı seçmesi. AKP'nin gittiği anlamına geliyor. AKP kaybediyor. Bu değişimin çok kuvvetli bir işaretidir. Bakın seçilenler CHP'li ya da İyi Partili muhalefete mensup, muhalefete yakın kişiler değil. Oy kullananın muhtemelen bunların arasında siyasi tercih olarak ya yani sandığa gittiğinde AKP'ye oy verecek kişiler vardır. Ama yargının genetiğiyle oynuyorsunuz. Onun doğasına müdahale ediyorsunuz. Hiçbir şey insanların da doğasına karşı savaşılmaz. Siyasal İslamcıların yaptığı şey budur. İnsanların doğasına karşı bir savaş açıyorlar. Ya zorla sizi cennete götürmek istiyorlar. Ya gitmek istemiyor adam belki. Ya kendi cennetine üstelik. Kendi tarif ettiği cenneti. Siyasal İslamcıların böyle bir özelliği yok mu? Ya sizi günahtan kurtarmak için size bir sürü yasak koyuyorlar. <laughs> <laughs> ya böyle bir şey olabilir mi? Siz, <laughs> sizi zorla cennete götürmek istiyorlar. Ya herkesin bir cenneti var. Ama sıkışınca ben... ama sıkışınca sıkışınca günah işleme özgürlüğü diye kendi Tabii. yaptıklarını affettirmeye kalkıyorlar. Tabii. Efendim ben günah işleme özgürlüğümüz vardı diye. Yani... Ama 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 başkası kendisi başkası günah işliyor diye geliyor tepene dikiliyor. Tebliğ. ya e, çocuklar bir kafede bir şeyler içiyorlar. Geliyor kafalarına dikiliyorlar ve tebliğ yapıyorlar onlara. Ya niye müdahale ediyorsun sana ne? Niye kendi cennetine zorla götürmek istiyorsun? Belki gelmek istemiyor. Yani kendi cennetine başkasını zorla götürmeye kalkan başka bir inanış yok ya. Bu emevi zihniyeti, muaviye ideolojisi bu. İnsanları baskı altına alma anlayışıdır. Her neyse şimdi e, geriye gelirsek işte e, bu örnekten hareketle bu anlayış, bu zihniyet artık milleti bıktırdı. Millet artık yeter diyor. Yani... Öyle bir hava yarattılar ki AKP'den önce sanki bu ülkede Müslüman yoktu. Bu ülke insanları Müslüman değildi. AKP ile birlikte sanki bu ülke Müslüman oldu ya da Müslümanlaştı bu toplum. Böyle bir şey yok. AKP'den önce de öyleydi, AKP'den sonra da öyle olmaya devam edecekler. AKP sadece kendi siyasal e, İslamcı ideolojisini bu topluma din diye dayatan, onu istismar eden bir parti. Bu anlam, bu anlam taşıyor buna millet artık dur demeye başladı ve milletin eğiliminin bürokrasiye yansıması kaçınılmazdır. Artık bürokratlara söz geçiremez bir hale gelecekler. Bu önemli bir işarettir çünkü yüksek mahkemedeki işaret. Yani yakında göreceksiniz. İktidar mensuplarının çocuklarına trafik cezası kesmek konusunda polisler tereddüt etmeyecek vesaire. Sinan Ateş cinayetine yönelik tutuklamaların 18'i geçmesinin nedeni de bu. Oysa biz biliyoruz ki işte İstanbul ve Ankara Emniyet Müdürlüklerinde işte MHP kontenjanından gelen kişiler bulunduğuna dair ciddi iddialar var ortada. Hani yakıştırmak istemeyiz ama böyle bir ne diyelim kontenjandan geldikleri konusunu kendilerinin bir partinin değil devletin polisi olduklarına biz inanmak isteriz. Ama böyle bir cinayet hiç kimsenin örtbas etmeye gücü yetmedi. Evet. Buyurun hocam. Evet. Şimdi değerli izleyiciler, ben çok defa defaatle diyorlar bir de. Defaatle, defaten diyorlar. Halbuki defaten defaten peşin olarak demek. Defaatla tekrar tekrarı defaten, defaatle birbirine karıştırıyorlar. Yani madem bilmiyorsunuz kullanmayın. İyi bir şey de değil Arapça yani. Tekrar tekrar defaatle, defaten diyorlar. Defaten peşin demek. Tekrar tekrar söylediğim bir şeyi yine tekrarlayacağım. Ben kişisel olarak insanın e, vicdanına inanan birisiyim. E, biliyorsunuz e, çok ciddi bir e, iddia var insanın e, egoist olduğuna ilişkin. Efendim neden? işte Doğa, Allah neyse e, bizi yeme, içme, uyuma ve işte üremeyle e, koşullandırmış. Dolayısıyla insan e, bir kendi egosunu ve varlığını sürdürebilmek için bunları tatmin etmek üzere başka kimseyi dinlemez filan. Bu tam doğru değil bence çünkü insan tek başına milyonlarca yılda oluşan bir vicdanı var toplum topluluk olarak yaşamaktan çünkü, gelen bir vicdanı. Çünkü bakın neden değil? Neden değil? Tek başına insanın yavrusunu düşünün. İnsanın yavrusu doğada en en güçsüz. güçsüz. en savunmasız mahluktur. Şimdi o insan yavrusunun büyüyüp doğayla, o vahşi doğayla, üstelik düşünün, ilk insanları düşünün. Yemek, içmek, toplayıcılık filan ama yani ağaca tırmadık veya yerden bir şey koparıp yemesi lazım, büyümesi lazım. Dolayısıyla o lafo, Yani insan egoisttir, bilmem nedir filan falan o hikaye. Dayanışma esas. Yüzyıllar boyunca o dayanışma duygusu önce ailede başlıyor. Önce işte analık, babalık filan öyle bir çocuk işte sonra büyüyor filan. Doğa çok acımasız. İnsanın hayatındaki en sevdiği iki mahluku annesini ve babasını gözünün önünde öldürüyor. Dehşet verici bir acımasızlık. Zulüm. Yani bu hayat döngüsü korkunç bir şey. Değerli izleyiciler o cenneti dediği, istiyor musun istemiyor musun dediği, e, zorla götürüyorlar dediği, cennetin Götürmeye filan çalışıyorlar. Cennetin filan altında yatan bütün şeyler o yukarıdan bakıyor, bizi dinliyor işte falan hikayeleri. O acımasız, o acımasız hayat döngüsünün insanların gözünün önünde en sevdiği iki mahluku yavaş yavaş bazen büyük ızdırapla ki o büyük bir felaket. Bazen aniden daha büyük bir şok. Nereden bakarsanız bakın. Ölümün ölümün zamanı yoktur, iyisi yoktur. Hiç. Yani şimdi böyle bir hayat döngüsü içerisinde yetişen insan dayanışmayı arıyor. Ve dayanışmayla yüzyıllar içinde hem kendi türünü ki türcülük oldu şimdi hayvanları falan da yok ediyor. Sürdürüyor. Hem de işte duayı mahvediyor, dünyayı da mahvediyor. İleride ne olacağımız belli değil ama dayanışma diye bir şey var. Şimdi dolayısıyla vicdan. Şimdi bakın. E, namussuz, şerefsiz, haysiyetsiz, ahlaksız deden dediğimiz zaman doğrudan doğruya toplumsal değerlere hitap ediyoruz. Yani namus toplumun bir e, şeyi, e, değeri. Ahlak toplumun değeri. Şeref tamamen toplumun değeri. Toplumun sana biçtiği. Şey. Bütün bunların sende buluşması, sende bütünleşmesi vicdan, vicdan. O vicdan var ya o vicdan işte insanı insan yapan şey o vicdan. O vicdan nereden geliyor? O vicdan doğuşta yok doğuştan yok. Doğuştan gelen vicdan yeme, içme, uyuma, üreme. Hiç unutmayın. Doğuştan gelen vicdan bu. Dayanışma vicdanı, insanlık vicdanı, canlıları koruma vicdanı, doğaya sahip çıkma vicdanı ve şimdi geliyoruz adalet vicdanı. Hak vicdanı. Bütün bunlar toplumdan gelen şeylerdir. Vicdan tarih olarak tabii dinler bunun temelini teşkil ediyor. Ama dinler yöneticiler tarafından istismar edildiği için insanları yöneten kişiler dinleri kullanarak Allah adına üstelik bir de onları sömürmeye kalktıkları için yönetim tarafından ideoloji olarak kullanılan bütün dinler zaman içinde yozlaşıyor ve ahlaktan, namustan, şereften yöneticiler açısından sapmalar meydana geliyor. Hristiyanlıkta da, Yahudilikte de, Müslümanlıkta da. Bakın dinler tarihine bakın. Dinler adına cinayetler işleniyor filan. Şimdi bu kadar lafı şunun için ettim. Hiçbir kurum hiçbir kuruma, hiçbir kuruma başkası o kurumun kendine yaptığı zararı veremez. Şimdi bu İrfan Fidan eee beyefendinin savcının hiç Yargıtay'da görev yapmadan Yargıtay adına Anayasa Mahkemesi'ne seçilmiş olması değerli izleyiciler kimse kusura bakmasın anayasanın ruhuna aykırı bir defa. Anayasa Anayasa Mahkemesi'ne seçimi belirlerken niçin anayasa Niçin Yargıtay'dan anayasa seçim yapılacağını belirliyor? Niçin Yargıtay'a sen seç diyor? Yargıtay'a güvendiği için. Yargıtay yargıçlarına güvendiği için. Yargıtay'daki deneyime güvendiği için. Bir İstanbul başsavcısı ki çok iddia hakkında iddia var ama ben hiç oralara girmiyorum. Hiç hiç o o bambaşka bir şey. O o başka bir şey. O başka bir tartışma o. Ama bir, bir başsavcı Yargıtay'a tayin ediliyor ve Yargıtay'da görev yapmadan Yargıtay adına Anayasa Mahkemesi'ne seçiliyor. Bir defa bu, bu anayasanın ruhuna hatta lafzına aykırı bir şey. Böyle bir şey olabilir mi? Anayasa Mahkemesi bugün bu müdahaleyi diyelim, <laughs> Yargıtay'ın durduramadığı, Yargıtay'ın durduramadığı üzüntüyle söylüyorum. Çünkü Yargıtay tek bir kişi değil, üç kişi de değil, beş kişi de değil. Yani bir bakın bayağı yani çok kişi, yüz, yüzler durduramadığı bu müdahaleyi Anayasa Mahkemesi durdurdu. Yazık oldu Yargıtay'a. Aferin Anayasa Mahkemesi'ne. Bunun siyasetle İdeolojiyle filan ilgisi yok. Bu vicdanla ilgili bir şey. Vicdanla ilgili bir şey. Çünkü vicdan bütün o namus, ahlak, haysiyet ve şeref var ya, onların hepsinin toplamının insanın yüreğindeki ve zihnindeki yeridir. Vicdan öyle bir şeydir ki o hem haysiyeti, hem şerefi, hem namusu hem ahlakı temsil eder kendi kendine, kendi kendine. Ben, ben insanların asgari vicdanına inanıyorum. Yargıçların bu asgari vicdanının normal insandan daha yüksek olduğuna da inanıyorum. Bütün hukukçuların, yargıçların, savcıların, avukatların, hatta zabıt katiplerinin, aynı şekilde sağlık çalışanlarının, hekimlerin, hemşirelerin, bütün sağlık çalışanlarının meslekleri gereği hepsinin yani hukuk insanlarının ve sağlık insanlarının ortalama vicdanlarının sokaktaki ben dahil bizim gibi insanlardan daha yüksek olduğuna inanıyorum. Ha Yargıtay bu inancımı yerle bir etti. Çok üzüldüm. Çok üzüldüm. Çok üzüldüm. Ama Anayasa Mahkemesi hiç olmazsa benim bu inancımı uygun bir davranış gösterdi. E, demek ki ara sıra vicdan da e, işliyormuş diye bir ölçüde kendimi teselli ettim. Buyurun efendim. E, İrfan Filan'ın Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'na adaylığı daha uzun süre tartışılacak gibi görünüyor hocam. Çünkü e, hakikaten bugüne kadar böyle bir şey cüret eden de çıkmadı. Yani yargının teamülleri var, gelenekleri var, kendine özgü. Hani bazı kurallar yazılı bile değildir. Kıdemsiz üyesiniz siz. Daha seçileli birkaç ay olmuş. Kalkıyorsunuz. Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'na aday oluyorsunuz. Bir operasyonun yürüdüğü belli burada. Yani İstanbul Savcılığından alınıp getiriliyorsunuz buraya. Ben Türkiye'nin işte kurallı, hukuka uygun, yasaların işlediği, adil ve demokratik bir ülke ile kuralların olmadığı, Adil bir yargı sisteminin bulunmadığı bir diktatöryal rejim arasında, antidemokratik bir rejim arasında daha doğrusu bir seçim yapacağını düşünüyorum. Türkiye oraya doğru gidiyor. Tepki çekenler bunlar. Tepki çekenler bunlar. Mesela şey Zühti Aslan aday olmayacakken diğer üyeler aday olun diyorlar. Aday olun ve biz bu şeyi yani biz bu rezalete karşı çıkalım. Siz başkanlık da yaptınız sarayla da ilişkileriniz var, işte Cumhurbaşkanı'yla da ilişkileriniz var, meclisle de var. Bu dengeyi yani Anayasa Mahkemesi'ni koruyun diyorlar Rüştü Aslan'a. Anayasa Mahkemesi'ni koruyun buna karşı direnelim. Ve e, aradaki fark da az değil. 5'e karşı 8 e, oyla. İki e, iki kişi de başka bir adaya oy veriyorlar. Bir aday daha var. Bir kişi bir kendisine oy veriyor. Bir de bir arkadaş oy veriyor demek ki. 15 üyeli Anayasa Mahkemesi. E, 15 üyeden ancak 5'i İrfan Fidan'a oy veriyor değerli seyirciler. Yani Erdoğan'ın adayı olduğu ileri sürülen İrfan Fidan'a 5 üye oy veriyor. 10 üye oy vermiyor. Bunlardan 8 onu rakibine oy veriyor. Diğer de rakibi aslında. Diğer de rakibi. Bir aday daha var. Onlar da diğer adaya oy veriyorlar. Ben işte esas olarak bu direnişin yargıda bir domino etkisi yaratacağını, ve bütün yargı organlarını içereceğini düşünüyorum. Artık yargı Türkiye'de AKP'nin kurmaya çalıştığı düzenin çöktüğünü, çökmeye başladığını ve Türkiye'nin yeni bir döneme girmeye hazırlandığını hissediyor, fark ediyor. Bunu hissedersiniz, hele hele e, kritik devlet kurumlarında görev yapıyorsanız bunu yaşarsınız. Ya da bizim gibi bütün bu alanları gözlemleyen, haber alan, e, ilişkileri olan insanlar onu yakından hissediyor. Biz de hissediyoruz, biz de görüyoruz. Şimdi hocam diğer önemli bir konu da bir süredir işte televizyonlarda, gazetelerde haberler var. Türkiye İstanbul'da özellikle Türkiye'de önemli batılı ülkelerin konsoloslukları arka arkaya kapatılıyor, kapanıyor. Yani kapanıyor derken değerli seyirciler konsolosluk iptal edilmiyor. Yani bir süre için güvenlik önlemi nedeniyle kapatılıyor. Şimdi Hollanda, Almanya, Fransa, Belçika, İngiltere ve son olarak da İsviçre olunca biz bu olayın arka planına bir bakalım dedik ne oluyor diye. Evet verebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu ülkelerin, bayraklarını gördüğünüz ülkelerin konsoloslukları kapalı. Almanya var, Fransa var, İtalya var, Belçika var, İngiltere var ve son olarak İsviçre var. Bunlar kapandı. Nedeni şu. Bir kere İsveç'te, daha sonra Norveç'te, Finlandiya'da ve en son olarak da İsviçre'de Kur'an-ı Kerim yakılma eylemleri var. Bu bir rezalettir. Bu kabul edilebilir bir eylem değil. Bir provokasyondur. Çok açık bir şekilde bir provokasyondur. Ve Türkiye'nin bunu protesto etmesi son derece doğaldır. Müslüman ülkelerinde protesto etmesi son derece doğaldır. Şimdi bunlar bir de hocam sahtekarlar. Büyük bir siyasi sahtekarlık içindeler. Bir Mısırlı, şimdi dediler ya İsveç ne dedi hocam? Ya burada şeyi de yakmak serbest. Yani siz... İsveç bayrağını da yakabilirsiniz. Yani burada İsveç bayrağını yaktığınız için kimse size bir şey söyleyemez. Çünkü bura özgürlüklerin olduğu demokratik bir ülke. Peki bir Mısırlı başvuruyor hocam. Ben İncil yakacağım diyor. Pardon Tevrat yakacağım diyor. Düzeltiyorum. İsim verilmiyor. Kur'an-ı Kerim yakmak için önlem alan, Kur'an-ı Kerim yakan bir faşisti. Bakın, Türkiye'de faşistlerle birlikte koalisyon hükümeti kuran, iktidarı kuranlar e, uluslararası faşizme karşı tutarlı bir mücadele yürütemezler. Irkçılıkla tutarlı bir mücadele yürütemezler. E, o İsveçli faşist, ırkçı, yabancı düşmanı, <laughs> İslamofobik kişi, e, İsveç polisi tarafından, burası demokratik bir ülke, onun eylem yapma hakkını e, koruyoruz, tasvetmiyoruz, etmiyoruz, onaylamıyoruz ama burada İsviçre bayrağını da yakabilir pekala e, deyip onu korudular geldi üstelik de Türk konsolosluğunun, Türk büyükelçiliğinin önünde e, bu e, Kur'an-ı Kerim'i yaktı. Büyük bir provokasyon eylemi. Nereden bakarsanız bakın hakikaten iler tutar yanı yok. Şimdi bir de bu eylemleri Putin'e yüklediler. Dünya Putin kışkırtıyormuş. Ne ilgisi var? Nereden uyduruyorsunuz? Rusya Müslüman nüfusu olan bir ülke. Daha yeni Kırım'da yapılan referandumda Kırımlı Müslümanların, Türklerin, Kırım Türklerinin neredeyse yüzde yüzüne yakını darbeci Zelenski e, Ukrayna'sından Neonazilere karşı gösterdikleri tepki nedeniyle bir nazist yönetim vardır, darbeci bir soytarıdır e, Zelenski denilen adam. Batı'nın soytarısıdır. Onun Neonazi darbeci yönetimine karşı protesto etmek için Rusya'ya hemen hemen katılmak için yüzde yüzü evet oyu kullandı. Nedeni şu, hem Türkçe'yi yasakladı Zelenski yönetimi Kırım'da hem de camileri kapattı. Ben Kırımlı Türklerle konuştum. Bayram namazlarını kılmak için hocam spor salonları kiralıyorlarmış. Şimdi böyle bir ülke, Müslüman nüfus olan bir ülke, Çeçenistan'da Müslümanlar var Rusya'nın birçok bölgesinde. Sadece çünkü Türkiye Cumhuriyetleri'nin ayrılmasıyla birlikte Rusya'da Müslüman kalmadı zannetmeyin. Başkıristan var. Kafkaslarda çeşitli cumhuriyetler var. Hatta Sibirya Türkleri var. Bunların bir kısmı şaman ama büyük bir kısmı şamanist ama şaman değil düzeltiyorum şamanist ama yani geleneksel gök tanrı inancına sahipler. O da bir tek tanrı inancıdır. dinidir. Önemli bir kısmı Müslüman. Putin niye Kur'an-ı Kerim yaktırsın? Gerekçeleri şu, ya Türkiye, hocam Putin Kur'an-ı Kerim yaktırıyormuş ki Türkiye onaylamasın şeyi. İsveç'in ve Finlandiya'nın NATO'ya girişini onaylamasın. Ya bu ya nasıl söyleyeyim yani hani bu isti şey polisiye romanı fazla okumaktan mı ucuz polisiye romanlar polisi edebiyatı çok iyidir bence çok da önemli bir edebiyattır herkese tavsiye ederim ama ucuz o pulp fiction dediğimiz o ucuz kurgu romanlarını fazla okumuş kişilerden siyasi analiz çıkmaz ee, sanal alemden delikanlı çıkmadığı gibi sanal alemde okuduğunuz her şeye de inanmayın. Bu gerçekçi değil, bu doğru değil. Bu batının tipik bir iki yüzlülüğüdür. Ee, en önemli şey, şey, en önemli olgu budur. Orada e, ırkçı, yabancı düşmanı, e, partiler var ve bu partiler son dönemde bir yükseliş içindeler. Kim bunlar biliyor musunuz? Bunlar AKP'nin Avrupa'daki arkadaşlarıdır fikir akrabalığı içinde oldukları güçlerdir. Hristiyan kökten dinciler vardır onların içinde. AKP de zaten Avrupa nedir hocam o Demokratik Partiler Birliği'nin üyesi. Onların üyesi beraber aynı yerdeler bunlar. Aynı meşhepten aynı kültürden geliyorlar. O yüzden AKP'liler o ülkelerde AKP'ye oy veren muhafazakar Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları ya da dinciler oralarda sol partilere oy veriyorlar. Gelip burada AKP'ye oy veriyorlar. Ya bu nasıl bir iki yüzlülük? Nasıl bir siyasi ahlak Allah aşkına? Çünkü oradaki sol partiler azınlıkların, yabancıların, Türklerin, Müslümanların haklarını koruyorlar. Ama buraya geliyor, burada sağ partiye, AKP oy veriyor. Ya bunların arasında Alman Sosyal Demokrat Partisi'nin ilçe örgütlerinde yönetici olanlar bile var. Üye olanlar var. İnanamadılar bu iki yüzlülüğe. Ya yani batıdan daha ahlaklısınız öyle mi? Yani daha ahlaklı olduklarını iddia ediyorlar. Böyle bir tablo. Şimdi gelelim batının ikiyüzlüğüne. Mısırlıya neden Mısırlı bir e, ne diyelim İsveç vatandaşına niye izin vermediniz? Tevrat yakılacağı söylenince İsrail ayağa kalkıyor çünkü. İsrail, Norveç, İsveç hepsini arıyor. Böyle bir eyleme izin veremezsiniz. Bu bizim kutsal kitabımız ve engelleniyor. Demek ki pekala o faşist, o ırkçı, o, o yabancı düşmanı, o siyasetçiyi de, o soytarıyı da pekala engelleyebilirdiniz. Çünkü bu bir nefret suçu. Bu nedenle engelleyebilirdiniz. Nefret suçu bu. Buyurun hocam. Ee, çok çok doğru. Ee, hemen söyleyeyim. Ee, yanardağ nefret suçu diye bitirdi. Ben faşizmdir diye başlayacaktım. Ve öyle başlıyorum. Hadi tut ki hocam hani burada bir anlaşmazlıkları var. Ama nefret suçu olduğu konusunda ne bir olur, mutabakat o... var çünkü. Değerli Hadi. izleyiciler. Bir dinin kutsal kitabını yakmak faşizmdir kardeşim. Faşizm bir dinin, tekrar ediyorum, herhangi bir dinin kutsal kitabını yakmak faşizmdir. Neden faşizmdir? Çünkü o dine inanan herkesi, herkesi suçlamak, insan saymamak, cezalandırmak anlamını taşır. Bir, faşizmdir ve bilimsel değildir. Çünkü tek tanrılı dinler, kitaplı dinler, İbrahim'i dinler çok değişik tarih boyunca ve toplumlar boyunca çok değişik uygulamalara, çok değişik milletlere, çok değişik toplumlara aittir. Öyle bir tek düze bir şey söylemek mümkün değil. Yani Fatimiler gelmiştir. İslam halifesinin gözünü oymuştur. Yani Müslüman Fatimi gelmiştir. Bağdat'ta İslam halifesinin gözünü oymuştur. Bı bırakın onu hani herkesin daha çok bildiğini hani onu belki unuttunuz veya bilmiyorsunuz. Hocam eceliyle olan halife sayısı i̇şte 10, 10 derece az. Şimdi 10 onu söyleyeceğim. Yani hiç 4 halife dönemine gidin. 4 halife dönemine gidin. Osman nasıl öldürüldü ona bakın. Ali ile Muaviye arasındaki savaşa bakın. Muaviye mızrakların ucuna Kur'an sayfalarını koyuyor filan. Yani şimdi böyle bir tarihsel e, ve siyasetle kirlenmiş olarak bakın, siyasetle kirlenmiş olan bir inancın ve büyük milyarlara e, inancı olan, kimliği olan bir inancın kitabını yakmak faşizmdir, tarihe karşıdır, bilime karşıdır, provokasyondur, kışkırtmadır, nefret suçudur. Böyle bir böyle bir suça böyle bir suça İsveç'in izin vermesi İsveç için bir kara lekedir. İsveç demokrasisi için, İsveç hukuku için bir kara lekedir. Kara lekedir. Hiç bunun lamıcı mı yok? Hocam işte konsoloslukların kapatılmasını buna bağlıyorlar. Güya bunlara bu nedenle bu ülkelerin konsolosluklarına saldırı olacakmış. Yani siyasal İslamcılar ya da milliyetçi Türkler e, bu konsolosluklara saldırı yapacaklar. Evet, Gerekçesi buyurur. Evet. Ama ben başka bir gerekçesinin de olduğunu da biliyorum. Onu anlatacağım. Buyurun. Yok, siz buyurun, siz söyleyin. Başka ikinci bir gerekçesi daha var. Bir gerekçesi bu, değerli seyirciler. Ama asıl vahim olan şu. Ee, Suriye'de bugüne kadar AKP iktidarı tarafından desteklenen bir cihatçı terör örgütü e, liderinin e, Türk ordusuna, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait dronlar tarafından vurulduğuna yönelik bir iddia var. Sosyal medyada bir video dolaşıyor, değerli seyirciler. Biz o videoyu gördük, o videoya baktık. Türkiye açıkça tehdit ediliyor. Ve... Bunun hesabının sorulacağı belirtiliyor. Yer yer Işıtlı bir lider ya da Ahrar Ruşam diye bir örgütün lider kadrosundan birinin öldürüldüğü belirtiliyor. Ahrar Ruşam, Şam'a özgürlük demek. Ahrar özgürlük anlamına geliyor. Bu örgütün liderinin öldürüldüğü ileri sürülüyor. Bu örgüt hocam yayınladığı bildiride de Türkiye'nin, Türkiye'den bunun hesabını soracaklarını, intikam eylemi yapacaklarını ilan ediyor. Elde edilen istihbaratların önemli bir bölümü. Yine kalabalık bir yerde, bir bölgede, konsoloslukların olduğu bölgede, Türkiye'de esas olarak işte Taksim, Beyoğlu civarı oluyor. Genellikle birçok konsolosluk da orada. <laughs> ya da Ankara'da, neyse başka bir ilde. Bazı terör eylemlerinin, bazı bombalı terör eylemlerinin gerçekleşebileceğine dair iddia var ortada. Şimdi bu iddia doğru mudur, değil midir bilemeyiz. Ama ortada bir tehdit videosu var dolaşan. Ve... Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından bir cihatçı terör örgütü liderinin öldürüldüğüne dair doğrulanma, teyit edilmemiş bir bilgi var. Buyurun hocam. Evet, şimdi değerli izleyiciler, bu çok bence önemli bir olay. Bu e, konsoloslukların kapatılması çok çok önemli bir olay. Neden çok önemli bir olay? E, çünkü İçişleri Bakanı çıktı ve dedi ki, bu konsoloslukların kapatılması bir psikolojik savaştır dedi Türkiye'ye karşı açılmış bir psikolojik savaştır dedi. Dehşet verici bir durum. Şimdi ilk e, işaret nereden geldi? Unutanlar için söyleyeyim. Ermeni Patriği dedi ki bize bir haber geldi dedi. Güney sınırımızdan Türk sınırımız diyor, Güney Sarı'nın sınırımızdan dedi, IŞİD militanlarının terör eylemi yapmak üzere Türkiye'ye sızdığına dair haber geldi dedi. Sonradan anlaşıldı ki kendi tanıdıklarından da haber geliyor ama Türkiye'den de resmi makamlar da uyarıyorlar. ve O sırada bir de, çünkü orada bir yangın oldu, işte o yangınla ilgili konuştu filan. Oradan sonra çorap söküğü gibi gitmeye başladı şimdi bunlar. Sonra hocam Amerikan Büyükelçiliği de 27 Ocak'ta yayınladığı güvenlik uyarısında böyle bir istihbaratın alındığını ve Türk emniyet yetkililerinin ve diğer ülke konsolosluklarının uyarıldığını belirtiyor. Evet. 27 Ocak'ta. Evet. Şimdi dolayısıyla bu hem e, Türkiye Kavram da şu. Spesifik bir istihbarat deniyor. Evet. Yani özel. Evet. Elde hem, edilmiş bir istihbarat. Ama hem hem Türkiye'nin hem uluslararası istihbarat e, unsurlarının haberi olduğu bir şey. Şimdi gayet ilginç. Şimdi bakın. Tam sapla saman hani birbirine karıştı denir ya. İçişleri Bakanı çıkıyor. İçişleri Bakanı konsoloslukların kapatılmasının Türkiye'ye karşı bir psikolojik savaş olduğunu söylüyor. Şimdi aynı konuşmada ya ben yani Hakikaten anlamakta güçlük çekiyorum. Yani aynı konuşmada konsoloslukların kapandığını bir de Pierre Loti okul da kapanmış. Onları söylüyor ve bunların Türkiye'ye karşı bir de bir bir, bir büyükelçiliği suçluyor. O bildiğiniz diyor, onun işi diyor, bunlar tahrik ediyor, onları yapıyor diyor. Hangi büyükelçilikse e, bilmek de istemiyorum. Hangisi. Amerika Büyükelçiliği. Neyse. Yani, abi, abi o, İlk evet. istihbaratı o verip paylaşıyor Neyse, çünkü. O i̇şte büyük elçiliğin işi diyor ve... Arkadan diyor ki, bakın ya in hakikaten inanılır gibi değil. Arkadan diyor ki, 15 kişiyi diyor gözaltına aldık, 5'ini tutukladık diyor. Yani e demek ki altı bu boş inanılmaz değil, istihbarat. bir şey bu ya. İhbarın da altı boş değil. Ha, bu, bu inanılmaz bir şey. Yani bir terör ihbarı var. İçişleri Bakanı bu terör ihbarından dolayı 15 kişinin gözaltına alındığını, Bunların beşinin tutuklandığını söylüyor ve bu terör ihbarından dolayı kapatılan konsoloslukları davranışını Türkiye'ye karşı psikolojik savaş olarak niteliyor. Ve bu arada Dışişleri Bakanlığı da o devletlerin e, büyük elçiliklerini Dışişleri Bakanlığı'na çağırıyor ki herhalde azarlayacak, ne yapıyorsun diyecek, aç diyecek veya karşılıklılık ilkesine göre o da o ülkelerdeki Türkiye vatandaşlarını Türk vatandaşlarına işte dikkat edin filan diyecek bu karşılıklılık ilkesine İnanılır gibi değil. Yani iç politika, dış politika, terör, seçim hocam yani arkadaş, bir arkadaş şey ya. arkadaş bir güvenlik mak güvenlik makalesi bile okumadan İçişleri Bakanı oldum. Ya diye buyrun, kendisi söylemişti. Siz, siz yorumlayın Allah aşkına. Ya ben ben <laughs> aciz kaldım ya. Ben aciz kaldım. Ya. Şimdi değerli seyirciler ben o zaman e Değerli Emre Konger hocama katkıda bulunayım, kolaylaştırayım daha doğrusu. Şimdi Süleyman Soylu hem ihbarı ciddiye aldıklarını ve operasyon yaptıklarını söylüyor hem de saldırıyor. Diyor ki Türkiye'ye karşı bir provokasyon bu, psikolojik harp. Çünkü bu konsoloslukların kapanması Batı ile ilişkilerin büyük ölçüde sekteye uğraması demek. Ticaret ateşelikleri var, bunların kültür ateşelikleri var. Vize başvurularında bulunuyorsunuz, seyahatler var. ...gelişler gibi bütün bunları bu trafiği yönetenler... ...bu konsolosluklar aslında. Şimdi bu bağı kapatıyorsunuz siz. Bu bağı kesmiş oluyorsunuz. Bu bir ülke açısından ciddi bir tecrüte yol açacak bir tablo. Ama ortada bir gerçeklik var. Ortada bir gerçeklik var. Ee, o da somut olarak bunlar... ...biz bir spesifik istihbarata sahibiz. Bu konsolosluk... ...hatta yani biz korkutucu olmasın ve... Yurttaşlarımızı ürküt şey yapmayalım diye korkutmayalım diye söylemiyoruz. Bazı semtlerin adını veriyorlar ve buralara gitmeyin diyor konsolosluklar kendi personeline e, ve kendi Türkiye'de yaşayan yurttaşlarına Türkiye'de e, iş için gelmiş, seyahat için gelmiş ya da belli bir süre çalışmak için gelmiş Amerikan yurttaşları da var, Alman yurttaşları da var, Ruslar da var, e, Fransızlar da var, İtalyanlar da var. Kendi yurttaşlarını uyarıyorlar. Kalabalık yerlere, alışveriş merkezlerine işte şu şu semtlere, şu şu caddelere gitmeyin diye uyarıyorlar. E şey uyarıyor işte biraz önce hocam söyledi. Yani Ermeni patrikhanesi uyarıyor. Muhtemelen onlara gelen istihbarat şu. Bazı Hristiyan yurttaşlarımızın bazı mabetlerine de saldırı olabileceği belirtiliyor. Şimdi ne acayip şey değil mi? Hocam Müslümanlar hem camileri basıyorlar. Şimdi Pakistan'daki olay neydi? Ya, ya. Pakistan'da bir cami bombaladılar. Bir camiyi, bakın canlı bomba ya da bomba yerleştirdiler bir camiye. Yüz aşkın insan öldü. Bu eylemi yapanlar kimdi? Bu suika, bu saldırıyı, bu sabotajı, bu katliamı. Yine başka Müslümanlar. Niye? Kendileri gibi Müslüman olmadığını düşündükleri bir inancın mensuplarını bir camide havaya uçurdular. Pakistan'da. İslam dünyası böyle bir karanlığın içinden geçiyor işte. Mezhep çatışmaları, mezhep kavgaları, mezhep savaşları bir orta çağ azısıdır. Şimdi kendi camisine, kendi e, Müslüman e, camisine saldıran e, siyasal İslamcıların pekala kiliselere saldırabileceğini düşün, düşünüyorlar ve endişe ediyorlar. Kilise Patrikanının yayınladığı şey bu. Ama başka bir şey daha var. Şimdi Ahrar-ı Şam liderinin e, Türkiye tarafından, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ee, öldürüldüğü ve e, bu nedenle Türkiye'den intikam almak için sivillere yönelik bir kanlı eylemin planlandığına dair de bir iddia var. Bu nedenle konsolosluklar yani iki siparatta üst üste örtüşmüş olabilir. Tek nedenli bir gelişme değil ama ciddi bir gelişmeyle karşı karşıyayız. Türkiye'de bir yeniden bir e, kitlesel ölüme ve katliama yol açabilecek bir terör eyleminin gerçekleşebileceğine dair bir iddia var ortada. Ama bizim İçişleri Bakanlığımız, Türkiye'nin İçişleri Bakanlığı, Emniyeti vesairesi yurttaşları uyarma gereğini duymuyor ya. Böyle bir şey olabilir mi? Şimdi biz de burada endişe ediyoruz. Yani semt adlarını verelim mi şimdi? Amerikan elçiliği açıklamış şu semtlere gitmeyin diye. Önümüzde var bu bilgi. E İngiltere Büyükelçiliği de açıklamış, söylemiş, yurttaşlarını uyarmış. E siz Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarını neden uyarmıyorsunuz? Ya da niye gerekli önlemler almıyorsunuz? Ya da o gözaltına alınan 15 kişiden 8'i tutuklanmış değil mi hocam? 5'i. Pardon 5'i beşi tutuklanmış doğru. Beşi. Bunlar neden tutuklandı? Kim bunlar? Işıtlı mı? Bir, bir istihbarat örgütü mensubundan da söz ediyor. O evet. almış da öbürüne satmış evet. da bilmem ne yapmış filan. Yani ortada bir e, ciddi hazırlanmış, planlanmış bir operasyon var. Bu belli. Niye uyarmıyorsunuz insanları? Buyurun hocam. Evet, şimdi değerli izleyiciler, bir iki şeyi toplamak lazım. Ee, bu Anayasa Mahkemesi e, Başkanlığı seçimi çok önemli. Çünkü bu Zühtü Aslan Beyefendi, e, şimdiye kadarki yapılan oylamaların bir tanesinde çok dikkat çekici bir bir tavır koydu. Bu Barış Akademisyenleri denen, biz bu suça ortak olmayacağız diye ve PKK destekçiliğiyle suçlanan ama aslında Barış'ı, birlikte yaşamayı filan öneren yani tasvip edilebilir edilmeyebilir belli ifadeler ama kendi iddialarına göre biz işte Türkiye'nin kimlikleri ne olursa olsun herkesle barış içinde olmasını isteyen filan diye esas olarak dev, bütün bütün terör örgütlerinin devleti çekmek istedikleri terörist devlet anlayışına karşı çıkan, bir anlamda bu anlamda devleti de koruyan, yani biz çünkü bunu ben çok konuşuyorum, çok söylüyorum. Bütün terör örgütleri o kadar vahşice, o kadar canavarca eylemler yaparlar ki zaman zaman devlet de onlara öyle karşı koysun ve onlar da bütün uluslararası her yerde, uluslararası bütün bütün ortamlarda Devleti teröristlikle suçlayıp kendi terör eylemlerini aklı çıkarsınlar. Şimdi barış akademisyenlerinin e, kendilerinin ifadesi yaptıkları o barış akademisyenleri adı oradan geliyor. Yani Türkiye'de barışı savunuyoruz dedikleri diyorlar ki bizim muhatabımız tabii ki devlettir ve terörü de suçluyor, terörü de suçluyor ama asıl kendi devletine de yönelik bir e, bildiriyi e, mahkum ettiler. E, Anayasa Mahkemesi'nde yapılan oylama ilginçtir. 8'e 8 herhalde e, yedek üyelerde katıldı oylamaya. E, çünkü 15 kişi e, olması lazım şeyin anayasaya göre Anayasa Mahkemesi üyelerinin. 8'e 8, e 8 e, bir e, pata durumu çıktı. Zühtü Aslan hak ihlali olduğundan yana oy kullandığı için Barış Akademisyenlerinin bu konuda mahkum edilmelerinin e, kararı kalktı. Şimdi Rüştü Aslan'ı tanımam. Genç bir arkadaş. Yani hiç yolumuzda kesişmedi. Zaten ben korkarım. Yani öyle çok e, üst düzey yargıçlar, üst düzey bürokratlar, üst düzey e, neyse, e, sivil bir asker bürokratlar filan Belki yani ben çok alçak gönüllü bir adamdım. Ben de çok üst düzey evet. Birdenbire Hocam müste, şimdi yapma işinizde sizde hatırladım. sizde doğru. üst düzey evet. mı? sizden yüksek bir bürokrat <laughs> yok, yok zaten. Doğru da. Ben, ben de o yüzden bir mesafeyi biraz yok, açıyorum. <laughs> Hayır ben hiç öyle davranmadım ama. Demek ki öyle bilir. davranmayan yani. başkaları da olabilir. Evet. Neyse ama ben öyle, yani. ben öyle davranmadım ama yani davranılmasından korktuğum için uzak dolaşırım. Reşit Bey'i de tanımıyorum herhalde. Yani hiç e, en azından belli bir vicdanı olan bir yargıç olduğu bu e, tavrıyla, bu tavrı derken o 8'e 8'deki tavrıyla ortaya çıkmıştı. Şimdi de başkan seçilmiş. E, ama bu tabii e, benim yine de Anayasa Mahkemesi'nin kendisinin bir tanesine tabii e, şey, e, karşı, karşı oy verdi. Ama Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararların hepsinin, Anayasanın ruhuna ve lafzına uygun olduğunu düşünmediğim gerçeğini değiştirmez. Yani ben Anayasa Mahkemesi'nin de maalesef siyasal etkilerden bayağı ciddi bir biçimde o etkileri hissederek örneğin benim gibi bir kendi halinde bir bir kişinin anayasanın ruhuna ve lafzına çok uygun olmayan kararlar aldığı konusundaki Yargısını e, yargısını değiştirmeyeceğini söyleyeyim ama iyi bir şey. Bu bir iki. Şimdi değerli izleyiciler araya kaynamasın. Bu Sinan Ateş cinayeti. Fevk hocam fevk oraya girmeden fevk. önce kısa bir şey söyleyeyim ben hemen Sinan Ateş'i size vereyim Buyurun. ben de Sinan Ateş konusunu söyleyeceğim çünkü Tabii. sana doğru Buyurun. geliyoruz. Buyurun. Ee, hocam bir e, Akşener'in Şener'in bir kapris ve koltuk. Mesajı ha o, var. o şey var evet. Şimdi e, bu önemli değerli seyirciler. Bir e, Meral grup toplantısını dinlediyseniz eğer dayatmalara, kaprislere ve koltuk hırslarına izin vermeyeceklerini söyleyince şimdi zaten koltuk hırsı herhalde e, insanlar bunu Tayyip Erdoğan için yorumladılar hocam. Tayyip Erdoğan'ı mı kastediyor diye. Ama ben öyle yorumlamadım. Ben e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun hedef aldığını düşündüm. Ben de yarattığı izlenim buydu çünkü yani durduk yerde. Şimdi koltuk hırsıydı kimin o? Yani bu şey açısından, Erdoğan açısından yeni bir haber değil. Ya da AKP açısından yeni bir haber değil. Yani o hırs nedeniyle Türkiye'de elde etmedikleri koltuk kalmadı. En tepede yani uzaya da bir koltuk koymayacaksak eğer yok yani. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği de o kadar matah bir yer değil galiba. Yani önemli bir makam olmakla birlikte. Şimdi bugün İyi Parti bir açıklama yapmış. Hedef Kılıçdaroğlu değil diye. Vallahi ben yeterince tatmin olmadım. Yani bırakın artık bunları. Gerçekten bırakın ve şu altılı masanın böyle subliminal mesajlar veren bir takım bileşenleri var. Bunu bırakın artık. Adı da artık Millet İttifakı. Bırakın ve bu ülkeyi doğru düzgün bir seçime hazırlayın. Bu ülkeyi de faşizm ve diktatörlük tehdidine, girişimine, dinci totaliter rejim girişimine karşı demokrasiyi inşa etmek için yeniden e, seferber etmeye çalışın. Buyurun hocam. Evet, şimdi ben tabii Sinan Ateş cinayetine giremeyeceğim önce. Ona gireceğim bitirirken de. Ben de size provoke ediyorum. Evet, hemen şeyi söyleyeyim. Ben de e, Meral Akşener'in bu e, makam sandalye vesaire takıntılarına sataşmasını kendisi dışındaki öbür öbür iki partinin e, liderlerine karşı söylenmiş olduğunu düşündüm. Doğrusu. Çünkü garip garip mesajlar Umarım. oradan geliyor. Yani bir şey çıkıyor. Bir, birisi diyor ki ben eşit eşit imza yetkisi filan. Ya nerede duyulmuş böyle bir şey? Muhtemelen bence yani tabii bunlar liderler öyle bir söz söyleyeceksin ki işte bütün düşmanlarını veya rakiplerini kapsayacak. Kötüyse eleştiriyse, iyi bütün müttefiklerini kapsayacak filan. Yani kestirmek çok mümkün değil ama benim Sinan Ateş cinayetinden muhakkak, muhakkak bu bu program kapanmadan söylemeliyim. Bir bir eski bit mensubu filan karışıyor işin içine ve net olarak net olarak ülke ocakları yapısı içinde bir rekabet söz konusu. Net. Bu çı ifadelerden çıkıyor. Buradan yok yolla çıkılırsa bulunacak. Ve ben yani en azından seçimden sonra bunun çözüleceğine inanıyorum. Evet. Değerli seyirciler, ben e, yarın e, stüdyoda olmayacağım, Almanya'dayım. Almanya'nın Mainz kentinde Cumhuriyet Halk Partisi, Mainz ve Çevresi Birliği'nin düzenlediği Seçime Doğru Türkiye e, konferansında e, konuşacağım. Orada kitaplarımı imzalayacağım a, konferansın ardından. E, yarın e, yerel saatle 19'da gerçekleştirilecek ama ben Skype'la, aradaki saat fark olduğu için Skype'la ben e, 18 dakikaya katılmış olacağım. Almanya'daki yurttaşlarımızı, dostlarımızı beklediğimi belirteyim. Bizden hemen sonra ki ardından iki konferansım daha var. Diğeri Sarland, evet yine CHP Sarland ve Çevresi Birliği'nin düzenlediği söyleşi. Cem Evleri de katılıyor, diğer Atatürk Düşünce Derneği, diğer sol parti mensupları geliyor. Üçüncü günde Düsseldorf'ta Nus diye bir bölgede yani e, neresi ben orayı bilmiyorum ilk kez gideceğim. E, Dolayısıyla hafta sonu oradayım. Bizden sonra hemen Gökmen e, Karadağ'ın e, kolaylaştırıcılığında açıkça program var. E, yine program arkadaşı sürekli e, katılımcı Salim Şen, hukukçu Salim Şen. Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan. Emekli Amiral e, eski e, Deniz harbokulu Okulu Komutanı Türker Ertürk. Hukukçu Gamze Pamuk Ateşli açıkça da yine gündemi değerlendirecekler. Tele 1'den ayrılmayın, açıkçayı kaçırmayın. Hoşçakalın. Evet, ben Merdan Yanardağ güvenli bir yani şey açısından, trafik açısından hani güle güle git güle güle gel anlamında bir seyahat öneriyorum. Ben de hafta sonu Eskişehir'de olacağım. Cumartesi günü Eskişehir'de olacağım. Almanyalı izleyicilerimize yarın da sevgilerimizi, saygılarımızı iletme olanağı bulacağımız için. Ama bugün de bir vertür yapabiliriz. Hepsini saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Merdan Bey hepimiz adına gelecek ve oradaki Türk kardeşlerimizin,